kurda oynama olur da geçtim. Belki de kurda deprem yaratma ihtimali yüksek evet. olan bir konu. Tsunami. Evet. O da Amerika konusu. Şimdi Halkbank davası konusu daha doğrusu. Yani ABD'nin o hani Recep Bey dedi ya yayının başında bazı şirketler pusuya yatmış durumda diye. Tabii koz verirsen dışarıda da bazı güçler pusuya yatmış durumda olabilir ve yeri geldiğinde sana darbeyi vurabilirler. İşte onlardan bir tanesi de bu Halkbank davası konusu gerçekten sıkıntılı bir sürece doğru gidecek gibi gözüküyor. Biz şimdiden erkenden yani bunun sinyallerini vermeye çalışacağız. Ama şimdi bir şeyler oluyor. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde biliyorsunuz devam ediyor Reza Zarrab davasında. Farklı zamanlarda gizlilik kaydıyla dava dosyasında konulan belgelerin bazılarının kamuya açılacağı belirtiliyor. Şimdi ben çok uzak mıyım? Bu kamuya açılacak belgeler ne? Birileri bir şey mi yapıyor? Mahkeme başkanı niye böyle bir şey istiyor? Ne oluyor Halkbank davasında? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu arada Recep Bey, onu da altını çizeyim şimdi merak edenler vardır. Gazeteci kimliğiyle Halkbank davasını yerinde Amerika'da izlemiş. Hakan Atilla'yla sohbet etmiş, ona sorular sormuş. Orada yerinde bir isim. Onu da hani bazıları soruyor konumuz kim diye. Bu konuda Rıza Zarrab ve Halkbank davası konusunda uzman bir gazeteci. Evet. Biz bu süreçle ilgili Rıza Zarrab'ın Halkbank davası ile ilgili daha önceden haberler yapıyorduk. Yani bu süreç başlamadan önce de Rıza Zarrab'la ilgili haberler yapıyorduk. Ya Rıza Zarrab hadisesini ilk gören gazetecilerden biri benim. Niçin diye sorabilirsiniz. Rıza Zarrab, biz denizcilik sektörüne yönelik yayınlar yaptığımız için Royal Holding ve Royal Denizciliğin de sahibiydi. Yani denizcilik sektörüne yönelik de tekne yapmalar, bilmem işte denizcilik sektörüne gemi tedarikleriyle ilgili olarak işlemler de yapıyordu. Ondan dolayı da bir dönem Trabzonspor'un sponsoru olduğu Royal Holding olarak ve bu süreçlerle ilgili olarak da biz Royal Denizcilik'le ilgili olarak takip ediyorduk. Tabii bu süreç başladığı dönemde Aksigorta Genel Müdürlüğü Kabataş Fındıklı'daki merkezini 72 milyon dolara satın aldılar. Onun yanındaki binada bizim Deniz Haber Ajansı. Yani Rıza Zarrab bizim bir anlamda da komşumuz olmuştu o dönemde. Devamlı gördüğümüz bir arkadaştı bu Rıza Zarrab. Tabii biz de bu devamlı haberlerini de yayınladığımız için Deniz Haber Ajansı'nda bu aşinalık yoğun bir şekilde yakın farklılıklarıydı. Bir de Türkiye'nin en popüler sanatçılarından birinin eşi olması Ebru Gündeş'in. Tabii tanınırlığını üst düzeyde yükseltmiş oldu. Tabii süreçle ilgili devam ederken bu esas hadisesinin başladığı tarihi söyleyeyim. Her şey 24 Ocak 2014. 2014 tarihinde Fırat Alkaç isimli bir gazeteci, muhabir tarafından bir haber yapıldı. Neydi bu haber? Suikastçıya 1,5 milyon dolar başlığıyla bir haber yapıldı. Tabii 17-25 Aralık operasyonlar olmuş, kamuoyunda yoğun bir şekilde bir rüşvet hadiselerin yoğun bir şekilde olduğu dönemde bir haber yapıldı. Dersiniz ki ne o, her şey o gün başladı derseniz şundan dolayı Rıza Zarrab'ın FBI'nin kucağına düştüğü tarihtir. Yani 24 Ocak 2014 Hürriyet'in yapılan haber teröriste 1,5 milyon dolar hesabı. Bu nereden? 2011 yılında Adil El Cüveyri, Washington Büyükelçisi, Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da. Evet. Ona Washington'da bir restoranda 2011 yılında suikast düzenlenmesi için İran asıllı Amerikan vatandaşı Mansur Arabsiyar'a hesabına 1,5 milyon dolar para gönderiliyor. Bu para nereden gidiyor? Azra İthalat ile Hacer Mücevherat isimli iki tane şirketin üzerinden 1,5 milyon dolar bu Mansur Arap, yanlış söylemeyeyim, Arbab Siyar'a. Arbab Siyar 2013'lerde ceza aldı, FBI tarafından tutuklandı, gözaltına alındı, mahkeme sürdü de 25 yıl hapis cezası yedi suikastten dolayı İran asıllı. Şimdi bu adama bu belgelerle ilgili süreç yaparken 1,5 milyon dolar para gönderildi ortaya çıkıyor. FBI bunu takip ediyor. Kimdir bu? Rıza Zarrab. Rıza Zarrab
Aynı zamanda bu İran yaptırımlarla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketlerin üzerinden aktarılan paralarla ilgili de ismi geçiyor Zarrab'ın. Zarrab'ın ismi oradan geçirken FBI'ın gözüne çalan en önemli hadiselerden bir tanesi de örneğin İran'a buğday gönderildiğiyle ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai menşeili buğday gönderildiğiyle ilgili konşimentolar ve gümrük belgeler Amerikalıların eline geçiyor bu sürecin içerisinde. Çünkü inceliyorlar o zaman Zarrab'ı. 2011, bakın tarihi çok önemli. 2011, 2012, 2013 o dönemde yoğun bir şekilde Reza Zarrab takip edilirken FBI'nin radarına giriyor. FBI radarına girdiklerinde, FBI demeyelim de NSA üzerinden, FBI Amerika'da iş yapıyor ama o NSA üzerinden Uluslararası Güvenlik Teşkilatı ve onların ajanları tarafından giriyor, gümrük müfettişleri tarafından. Bunlar bir rapor hazırlıyor. Bunun üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ekip gönderiyor Amerika gümrüğü. Diyor ki siz yılda ne kadar buğday ekiyorsunuz arkadaş diyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Onlar da diyor ki bizde buğday büyümez ki diyor. Bir de Dubai'de diyor. İyi de diyor bu konşimentolar ne, gümrük belgeleri nedir diyor. Ulan kayıtlara bakıyor Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki. 7 emirlik var Dubai'nin gümrüğü çıkış gümrüklerine bakıyorlar. Yok öyle bir gemi diyor. Böyle bir gemi yanaşmamış. Geminin tonajı 16 bin deadweight ton. O meşhur Reza Zarrab 16 bin deadweight tonluk gemiye, kayıtlarda geminin ismi doğru ama Dubai'ye hiç gitmemiş. Doğru ama 16 bin deadweight tonluk gemiye 150 bin ton buğday yüklemiş. Yani 16.400 metrelik bir gemiye 300 metrelik, 280 metrelik geminin yükünü yüklemiş. Mümkün değil. Lan bir bakıyorlar, lan böyle bir gemi var ama bu gemi 16 bin ton. 5 bin tonluk gemiye 60 bin ton buğday yüklemişler. Bunu da almışlar abi Dubai'den Bandar Abbas'a, Suruç'a ve İran limanlarına göndermişler. Yani bu sahte belgelerle oradan gelen İran üzerinden, petrol gelirlerinin üzerinden gelen para, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden nereye gelmiş abiciğim? Türkiye'de Halkbank'ın üzerine gelmiş, o hesabın üzerinden. Şimdi bu süreçte de FBI bunu, NSA bunu takip ederken bu süreci de yakından takip ediyor. Pekala bu İran'ın yaptırımlarıyla ilgili gıda yaptırım içerisinde değil. İlaç değil. Giysi değil. Ama hep onun üzerinden. Örneğin Dubai'den 1 milyon ton tavuk göndermişler. Dubai'de tavuk çiftliği yok ki. Veya işte nereye? İran'a. Bu sürecin içerisinde yani bizde hayali ihracat dediğimiz hadiseyi Reza Zarrab'ı uluslararası boyutta yapmışlar. Tabii bunlar o sürece gelirken tabii Amerika'da bir taraftan teröriste 1,5 milyon dolarda para gönderilmiş. Reza Zarrab'ı yakın takibi alıyor tabii. Bu sürece geçerken ama o dönemde o haber yapılırken Reza Zarrab Türkiye'de tutuklandı 17-25 Aralık operasyonu sürecinde ve cezaevinde Zarrab. Tarih o haberin yapıldığı. Bunun üzerine Reza Zarrab o süreçte oluyor 17-25 Aralık'ta. 35 Zarrab içeri alınıyor. Tabii. 35 gün cezaevinde kaldıktan sonra avukatları Hürriyet'in yaptığı suikastçıya 1,5 milyon dolar haberi üzerine Hürriyet'i dava ediyor. Hürriyet açılan dava, onu da tam söyleyeyim ben size tarihiyle beraber çünkü süreci de takip ettiğimiz için 16 Mart 2016 tarihi bak sevgili Ferit ve kıymetli izleyicilerimiz o tarihleri lütfen not alınız. 16 Mart 2016 tarihinde İstanbul 14. Asya Hukuk Mahkemesi'nin görülen davada MIT'in belgesi olduğunu belirterek Hürriyet avukatları biz bu belgeyi istihbari kaynaklardan aldık. MIT'ten dosya istiyorlar. Böyle bir şey var mı? Bunun üzerine MIT, normalde MIT mahkemelere belge göndermez. Çünkü onun koruma, MIT'i koruyan bir kanun var. İstediği belgeyi gönder, istediğini göndermez. Fakat MIT burada belgeyi gönderir ve o dokümanla ilgili olarak böyle bir olay vardır diyor. Yani 1,5 milyon dolarlık dekontu demiyor ama bu
Mansur Arbap Siyar'la ilgili olarak böyle bir hadisenin gerçekleştiğiyle ilgili tarihe dikkat edin. 16 Mart 2016 ve böyle bir karar alıyor ve Hürriyet gazetesi beraat ediyor bu haberden dolayı. Reza Zarrab 3 gün sonra Miami'ye uçuyor. Yani 19 Mart 2016'da Reza Zarrab Türkiye'de pabuç pahalı, MİT de beni gözden çıkarmış diyor. İşte siyasi iktidar da beni gözden çıkarmış diyor. FBI ile görüşmeler. Şimdi orada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Özellikle FBI ile irtibata ne zaman geçti? O dönemde Reza Zarrab'la Abizar Mansur mevzusunun dışında, ona gönderdiği paranın dışında 1929 sayılı Birleşmiş Milletler bir karar aldı. 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran yaptırımları, nükleer silahlar elde etmemesi noktasında bir karar aldı. Ve bu kararda Türkiye ve Brezilya aleyhte oy kullandı. O zaman Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesiydi. Ve onun dışındaki diğer ülkeler yaptırım uygulansın diye. Bunun üzerine Amerika, bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar bize yetmiyor. Bizim kanunlarımıza yetmiyor dedi. Evet, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde bu kanunu genişletti İran yaptırımlarıyla ilgili. Bu süreçte İran'ın müfettişleri bu takip ederken bir taraftan da FBI diyelim, NSA diyelim, CIA diyelim falan diyelim filan diyelim. Yani Amerika ile ilgili evet. Hangi kuruluş, ilgili kuruluş yaptığı zaman CNN Türk'ün o dönemki ekonomi müdürü Emin Pazarcı bir tweet paylaşmıştı. Twitter'da Mart 2016 FBI Reza Zarrab ile İstanbul'da görüştü iddiasında bulunmuştu. Ve ben buna haberin içerisinde de yer verdim. Bununla ilgili olarak Pit Bahara'nın 15 Aralık 2015 tarihinde birileri kanalıyla, ki Pit Bahara bu davanın başsavcısıydı o dönemde, Güney Bölgesi ve iddianameyi hazırlayan şahıstı, görüşüldü. Bunun Türkiye'nin haberi var mı? Evet, vardı. FBI'nin burada cirit attığını bilmiyor muydu Türkiye? Biliyordu veya FBI veya alakalı güvenlik mensupları diyelim, Amerikalı ilgili istihbarat teşkilatları diyelim. Bu sürecin içerisinde bir noktaya geldikten sonra mahkeme, yani 14. Asli Hukuk Mahkemesi bu kararı 2016'da verdikten sonra Reza Zarrab 3 gün sonra Amerika'ya, Miami'ye, oradan Miami'den Orlando'da Disneyland'a götürüyorum diye bir tatil konseptiyle Türkiye'den Layla Ölüm'le Miami'ye gitti. Miami'ye gittikten sonra Miami Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra FBI ajanları tarafından gözaltına alındı. Ve Ebru Gündeş de, eşi de bir gün sonra çocuğuyla geri dönmek zorunda kaldı. Orada kaldı. 19'unda yakaladı. 22'sinde de ben Amerika'ya gittim. Miami'ye gittim. Bu dava tutuklandı. Çünkü ben bir haber yapmıştım o dönemde. Bu sürecin içerisinde Zarrab'ın 17-25 Aralık operasyonları ve sürecin içerisinde rüşvet dağılması ile ilgili birçok noktada İran yaptırımları ile ilgili birçok. Sebep neydi? Babak Zencani diye bir adam vardı. Kimdi bu adam? İran'daki İran petrolünü zimmetine geçir Ahmet-i Necat döneminden yapılarak bu adam yargılandı ve idama mahkum edildi. Hatırlarsınız, sosyal medyada da görüntüler vardı. Ağlıyordu mahkemede idam kararı yani. Verildiği zaman gündeme. Babak Zencani bu noktada karar aldı. Evet, başka bir isim söyleyeceğim. Hatırlar mısınız ki izleyicilerin büyük bir çoğunluğu hatırlayacağını da düşünüyorum. Sizin de hatırlayacağını düşünüyorum. Sabiha Gökçen'e 19 ton altın gelmişti. Hatırlar mısınız? Evet. Pekala, onun sahibi kimdi? Peter Kofi Bedza, Gana'da. Gana'dan ULS Hava Yolları'na ait bir uçak. Sabiha Gökçen'e indi 16 ton altınla Türkiye'de getirilmişti ve sonra bir al günüm ver günümle kayboldu. Peter Kofi Bedza Gana'da tutuklandı. Nasıl tutuklandı? Gana'nın o zamanki devlet başkanına Amerika'dan büyük bir baskı geldi ve altın ticaretini yapan şahıs gözaltına alındı ve tutuklanarak ceza yedi. Babak Zencani nerede tutuklandı? İran'da. O da cezaevine girdi. Zarrab çok zeki bir adam.
Çünkü ben mahkemede 30 gün boyunca dava sürecinde 13 gün mahkemeye katıldı ve 6 gün ifade verdi. Müthiş kendini yetiştirmiş veya Amerikalılar yönlendirmiş mi diyeyim. Müthiş cevaplar vererek her türlü savunma noktasında mekanizmayı çok iyi kullandı. Reza Zarrab Amerika'ya gittikten sonra yaklaşık bir sene boyunca işte bizim Dışişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, bu Yozgat Milletvekili kimdi? Bekir Bozdağ, evet. Bekir Bozdağlar Amerika'ya gittiler. Türkiye tarihinde bir vatandaşı için iki kez Amerika'ya verdi. Protesto etti Amerika'yı. Amerika'yı tanımıyorum demişti. Nota verdi. Yani Reza Zarrab için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Amerika'ya nota verdi. Düşünebiliyor musunuz? Bu hadise o noktanın içerisinde yürümeye devam ederken en önemli hadiselerden bir tanesi Miami'de yargılanmadı. Miami'den direkt New York'a gönderdi ve Pitbuhara tarafından da iddianamesi hazırlandı. İddianame hazırlandıktan sonra Mehmet Hakan Atilla Amerika'da gözaltına alındı ve o sürecin içerisinde Reza Zarrab Amerika ile anlaşmak zorunda kaldı. Çünkü 130 yıldan yargılanıyordu. Reza eninde sonunda baktı Türkiye beni kurtaramayacak noktasında. Ki ben onu zannetmiyorum. Türkiye'nin kurtaracağı noktası değil. Türkiye'ye de kazdığı çaktı. Zaten sonradan da çaktı. Yani bekledi beni teslim etmeyin dedi. Ama Türkiye bakanları geldi bilmem ki birileri geldi. Büyükelçi devamlı Manhattan cezaevinde başkonsolos gitti. İhtiyaçlarını karşıladılar bilmem ne ettiler. Yeter ki orada konuşmasın. Orada dağıttı rüşvetleri anlatmasın, ülkenin itibarı zarar görmesin noktasında devletin bütün mekanizmaları harekete geçti. Fakat Reza Zarrab Türkiye'deyken anlaştı Amerika'yla. Türkiye'den kaçarken anlaştı. Ve kararı da 16 Mart 2016'da verilen mahkeme kararından 3 gün sonra Miami uçağındaydı. Türkiye'yi sildiydi. Oraya gitti, anlaştı. O anlaşma derken konuşacağım anlaşma. Tabii. Bana ne istiyorsunuz dedi. Bize ver bilgiyi de. Ben tabii şu anda bir senaryo yazıyorum da ne konuştuklarını bilmiyoruz ama. Muhtemelen öyle gözüküyor. Evet, öyle gözüküyor. Tahmin noktasında çünkü yaklaşık yani bir Türkiye'deki hükümetle İran'ın arasındaki bu ABD'nin bankacılık sisteminin ihlalinin ne olduğuna dair bize bilgi ver anlaşması olabilir. Şu an öyle gözüküyor yani. Süreç şu. Şimdi Amerikan sistemini kullanabilirsin. SWIFT denilen sistem. Amerikan bankacılık sistemi kullanabilirsin. Fakat Amerika diyor ki kullan diyor, dolar üzerinden yap diyor. Euro üzerinden yaparsan kontrol edemem diyor. Dolar üzerinde yap, gıdayı verebilirsin İran'a diyor. Ya o tedarik anlaşması devam etse Türkiye'ye 100 milyarlarca dolar para girecekti. Halk Bankası %6 komisyon alması gereken Halk Bankası'nın komisyonunu %1'e düşürmüşler. Arkadaşlar, Zafer Çağlayan o zamanki Halkbank'tan sorumlu devlet bakanı. Halk Bankası buradan %6 komisyon alıyordu. Ne oldu? %1'e düşürdü. Niye düşürdün kardeşim? Devlet buradan komisyon alıyor. Zarrab dedi ki onu dedi. Ben rüşvet olarak dağıttım dedi. Kime diyorsun? Adam çıkıyor bana diyor peçeteye yazmış ya işte şu kadar paraya Zafer Çağlayan'a şey aldık, saat aldım, onun parasını ödedi. Ya böyle bir şey yok. Buna çocuklar da inanmıyor artık. 52 yani. Milyon dolar rüşvet aldığı iddia ediliyordu Çağlayan'ın. Evet, o iddianamede de var. İddianamede de var. Evet, ben o iddianameyi de... Tabii bu genel olarak da 800 milyon dolar rüşvet dağıttığı Zarrab'ın söyleniyor. Doğru. Zarrab bunu söyledi.